Şimdi yol kenarında bir payeli, daha doğrusu lahde olan bir mezar daha var. Bakımı da dehşetmiş. Lahdin alt kısmının, bakın sağ üst kısmında küçük bir çıkıntı var. Orada büyük ihtimalle hani diğer dünyaya gittiklerinde sunacakları hediyeler var. Hani daha rahat geçsin şeklinde para ya da o tarz değerli eşyaların konulduğu bölüm diye düşünüyorum. Hemen bunun altında, şu mezar kısmının altında, aşağı inip göstereyim. Bakın şurada bir yer daha var. Burası da bir mezar. Ama bu mezar ailesi için vesaire değil. Burası büyük ihtimalle kendi köleleri ya da cariyeleri için yapılmış. Yukarıda da kendisi için ya da ailesi için kullanılmış bir mezarı var. Evet, şimdi nekropole doğru gidiyoruz. Burayı da gördük. Buraya da bir tık attık. Nekropole gidiyoruz. Şimdi şehrin ana agorasının bulunduğu yere geldik. Bakın kendisini korumuş muhteşem güzellikte bir ana cadde diyebiliriz biz buna. Hemen şöyle arkama doğru dönüyorum. Bakın bu yol devam ediyor. Yerin nereden baksanız 1 metre altından karşıya doğru, şehrin merkezine doğru devam eden bir yol. Şimdi biraz ilerleyelim. Neyi görmeyi düşünüyoruz? Nerenitler anıtı var. Yani su perileri anıtı. O da İngilizler tarafından kaçırılmış. Onu göstereceğiz. Sonra yukarı doğru çıkıp nekropol, Doğu Nekropolü var. Oraya bir bakmak istiyoruz. Yolda bu şekilde. Bakın. Sağlı sollu burada sütunların olduğunu hayal edin. İşte alışveriş yapılan yerler, insanlar bir şeyler satıyor. Koşuşturanlar, gidenler, gelenler, böyle bir alan burası. Tabii yine bir su tahliye yeri gördük. Bakın bu şekilde devam ediyor. Oradan gelenin bu tarafa vermişler ya da tam tersi mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine burası da o kibir antik kentinde olduğu gibi ortasında ya da sağında solunda suyun gidebilmesi için bir kanal yapmış olabilirler. Denk gelirsek görürüz. Burada bir taçlı anıt var. Zafer tagı diyorlar ona. Bakın 3 tane ayağı var. Bunu hayal edin, kocaman. Kibir antik kentinde de vardı. Bunlara zafer tagı diyorlar. Yani bir çarşı pazar yerine girdiğinizde oradan geçiyorsunuz. Geçtikten sonra da sizi karşılayan manzara bu. Bakın bu şekilde bayağı böyle şaşalı bir yolda yürüyorsunuz. Güzel değil mi? Yani 2500 yıl önce insanlar bu şekilde çarşı pazar yerine bir giriş sağlıyorlarmış. Zafer tagının ayakları da bunlar. Böyle hayal edin. Burada da var. Kibirada da vardı. Kibirada da stadyumun girişinde vardı. Nekropolis sol tarafta. Biz şimdi şöyle sol yukarıdan nekropol tarafına gideceğiz. Aşağı tarafta bir kilise varmış. O kiliseyi de zamanımız kalırsa sizlere gösteririz. Şimdi yolun sonundan yukarı doğru çıkıyoruz. Bu geziye çakalı getirmedim. İyi ki getirmemişim. Burada çok fazla köpek var. Kesin de alışırlardı. Ama bir çakıl da burada. Değil mi? He, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Küçük köpek. Yok mu, gelin. Dur. Hep saçlı. Hadi. Hadi bize yolu gösterin hadi. Hadi yolu gösterin. Girişe güvenlikte çalışan arkadaşlar mama da koymuşlar. Hani bu köpeklere burada bakıyorlar. Allah razı olsun. Bakalım köpekler önünde, biz arkada gidiyoruz. Hadi oğlum, gösterin yolu. Bekliyorlardı bizi. Şehri gezmeye gelenlerin çoğunu gözlemliyorum. Bu tarafa pek giden yok. Yani bu nekropol tarafını gören yok. Belki de birazcık patika yoldan yürünüyor diye insanlar bu tarafa gelmek istemiyorlar. Bence bir şehri gezerken hani pür dikkat gezmek gerekiyor. Öyle kaba taslak bakıp geçmek. Yani bir 10-15 dakikada bu şehri gezersiniz ama biz öyle yapmıyoruz. Böyle incik cincik etmeye çalışıyoruz.
Ona rağmen halen göremediklerimiz, bilmediklerimiz ortaya çıkıyor. Devam ediyoruz bakalım. Sağ. Önce sağ yapalım. Sağ. Sağdaki o Semerdamlı mezarı görelim. Çok güzel bir mezarın olduğu yere gidiyoruz. Yani mezar sanki bir film şeridi gibi. Her şey anlatılmış. Evet, geldik. Bakın. Var var belli. Şimdi bu mezar arkadaşlar, bizim bu İngiliz ekibin nedense götürmeye değer bulmadığı mezarlardan birisi. Bakın bu Semerdamlı bir lahit mezar ve çifte mezar. Yani şu aşağıda da bir ceset var, yukarıda da var. Önemi nereden kaynaklanıyor? Lahitin üst kapak kısmında, yani bu Semerdam olan kısmında çeşitli kabartmalar var. Hemen sizlere şuradan başlayarak anlatacağım. Bakın şöyle yukarıdan tutayım. Şurada bu mezarda yatan kişinin, bakın, bir domuz avı sergilenmiş. Yine sol tarafta bir yaban hayvanı avlıyor. Yani burada yatan kişi bir avın avını betimlemiş, avcı birisiymiş. Diğer tarafına bakalım. Burada ve lahiti diğer kısmında, bakın şunlar bayan, yani dansöz olarak düşünebilirsiniz. Fakat hani bu bir eğlence için yapılan dans değil, bu bir ölüm ritüeli. Yani bu kişi ölürken yapılan bir ne derler, ritüelin parçasını orada betimlemişler. Hemen kapağın diğer kısmına baktığımızda şöyle görelim. Bakın burada da yine elinde kalkan var, ok var. Burada da bir savaş sahnesini canlandırmışlar. Tabii şurası kırılmış. Büyük ihtimalle bu parça kırık olduğu için bizim İngiliz ekibi bunu buradan götürmek istememişler ya da götürmeye değer bulmamışlar. Bakın şurada bu dans eden bayan figürleri daha net görünüyor. Bakın solda ve sağda birbirlerine bakıyorlar. Eller, göz, etekler, her şey belli oluyor. Ama dediğim gibi bu bir ritüel. Şöyle yukarıdan göstereyim. Evet. Bu mezar. Yani buraya kadar gelip bu mezarı bulup görmelisiniz. Mezarı biraz daha incelediğimizde, bakın şu alt kısmı kapalı, yani herhangi bir yerinden delik yok, kırılmamış. Üst kısmına da baktığımızda, şuradaki delikten göstereyim size. Bakın tuğlayla örülmüş, yukarıyı tutsun diye yapmışlar çünkü kapak kırılmış diye düşündük. Şöyle etrafında döndüğümüzde herhangi bir yazıtı yok ama bakın şurası kırık. O yüzden aşağıdan bunu desteklemişler. Şimdi gidiyoruz kaya mezarlarını görelim. Yukarı doğru şuradaki patikadan çıkacağız. Hadi bakalım. Bu patikaları takip ederseniz kaybolmanız zor zaten. Beyaz taşları boyamışlar. Biz de şuradan gelmiştik. Sağa doğru girmiştik. Mezarı gördük. Oradan hop devam ediyoruz. Gideceğimiz yerde de kaya mezarları var. Bir onlara bakalım. Oh, bayağı ilerledik. Wow. Bakın değişik bir yere geldik. Yukarıda da yine bir tane dikme mezar var. Gördüğünüz gibi şehir merkezinde olanların aynısı. Dikili mezar, dikme mezar ya da payeli mezar diyebilirsiniz ona. Bakalım şurada ne varmış. Bakın bu yapı da buranın bir tapınak olduğunu gösteriyor. Burası bir tapınakmış. Bayağı düzgün yapılmış. Bakın duvara burayı böyle çevreleyen bir yermiş. Ha, büyük ihtimalle de tapınaktı. Şu an şehrin zaten nekropol kısmındayız. Yani buralarda en çok mezar ya da tapınaklar görmemiz gerekiyor. Şimdi
Patika yoldan devam ediyoruz. Bakalım ne göreceğiz. Evet. Bakın burasını sanırım örnek olsun diye kazmışlar. Kayaların tiplerine baktığınızda poligonal, yani eski bir yapı var. Yukarıda bir şey varmış. Temeli bu şekilde. Bu yol da sanırım bu şekilde dolanıp yukarı doğru bağlanacak. Bakalım nasıl bir yere çıkacağız. Patika yoldan yürürken şehrin surlarını bulduk. Bakın bayağı devasa ve güzel. Bu şekilde devam ediyor. Tabi burası komple yıkılmış. Şuradan da atlayıp ilerideki o payeli mezarın yanına da gideriz. Ama nerenitleri arıyoruz. Bir de kaya mezarlarını. Bakalım bulabileceğiz mi? Evet, bir tane daha light mezar bulduk. Hatta iki tane. Şöyle bir kuytuda. Bir tane de yukarıda var. Hayret, bunda bir de yazıt var. İlk defa yazıt. Evet, bakın aşağıda tekne kısmı aşağıda kalmış. Yukarıda yine yazıtı var. Şurada bakın sanki bir fiyonk gibi, değil mi, yuvarlak. Hani günümüzde kullandıklarımız gibi benziyor. Tabi ne yazdığını yine bilmiyoruz. Hangi dilde olduğunu da bilmiyoruz. Bir tane de orada var. Tabi o da her zaman kırılmış, içerisinde yeni bitkiler büyümüş. Şu yukarıdaki ilginçti sanki. Evet, gerçekten ilginç. Yani kapağını oraya sanki kapağı tutsun diye bir şeyler kancalanmış gibi. Oraya gidebilir miyiz? Hadi bakalım. Sanki eskiden de çarpmış değil mi? Sanki. Nereden daha rahat geçeriz? Burası dikenli. Ama çok ilginç ya. Hani sanki üzerinde uğraşmışlar, bu kırıldı yazık olmasın diye. Böyle demirlerle perçinlemişler gibi bir şey hissettim. Bakın nasıl. Ya bunu düşünmüşler. Bakın. 1, 2, 3 tane. Buralara tabii artık ne çakıyorlardı bilmiyoruz ama yarıldığı için. Bakın böyle yapmışlar. İçi de taş dolu. Birileri taş atmış. Arkasına bakalım. Burada da var, şurada da var. Sanki böyle çatlağı harç gibi bir şeyle kapatmışlar zamanında. Hı hı. Yani bunu yeniden yapmaya üşenmişler. Tabii bunları paranız varsa yaptırabiliyorsunuz. Öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla adam da kabul etmiştir artık. Bunu bu şekilde kullanmışlardır. Mezarları gezerken dikkat ediyorsunuz. Daha doğrusu farklı mezar tipleriyle karşılaştırıyorsunuz. Bakın şu kapak ve tekne kısmı arasındaki yapı, daha doğrusu bir şekilde harçla kapatılmış gibi. Hani yeni de değil. Hani su almasın veya içeri bir şey girmesin diye düşünülmüş. Biz de şöyle düşündük. Hani diğer lightlerde böyle bir şey olmayınca ya biraz daha ucuz yollu yapılmış mezarlar diye bir yorum yaptık ama ne kadar doğrudur tabii onu arkeologlar bilir. Biz şimdi devam ediyoruz bakalım patika yoldan. Adım attıkça da böyle yeni yeni şeyler görüyoruz. İçi de bu şekildeymiş. Bakın bir kaya mezarı bulduk. Yukarıdaki de çok ilginç. Onu da göstereceğim size. Bakın bu bizim bildiğimiz standart kaya mezarı, yani var olan bir kütle üzerine yapılmış. Klineleri var yine. Bakın şurası baş koyma yeri, kline. Ama birazcık boy olarak küçük gibi. Nasıl desem size, hani bir yetişkinin uzanabileceği yerden birazcık küçük gibi geldi bana. Belki de bir çocuk için yapılmış olabilir. Yukarısında bir şey var. Ola bir mezar mı? Hemen bakayım. Bunu buraya niye koymuşlar? Evet, burada içerisi su dolmuş bir light mezar.
Şöyle bir muşamba var herhalde, üstünü kapatmışlar zamanında. Ama şu an içinde su var. İlginç. Kapağı tam burada. Artık üst taraftan bunu nasıl kaldırdılarsa kapağı oraya kadar düşmüş, yuvarlanmış. Üst taraftaki daha güzel. Kabartması müthiş. Vaa, aslan figürleri. Nasıl oldu da İngiliz ekip bunları buradan götürmedi? Götürmediyse bile kesinlikle kalıbını almışlardır. Bakın, merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Yukarısında ya bir anıt ya da bir mezar vardı. Ama nekropol olduğuna göre burada bir mezar olması lazım. Alın size kabartmaları. O kadar net ki. Bakın. Yani bunlara dokunmak 2500 yıl öncesine dokunmak. Şimdi arkadaşlar şurada mezarın kendisi var. Bacaklarının kare kısımları buraya geliyormuş. Bunu buradan yuvarlamışlar aşağıya. Bakın mezar ikiye ayrılmış. Yandan geçip gittik ama. Bakın teknesi burada. Şu da o alt kısmıymış. Aa evet. Buradan yuvarlanmış. Tabii kapağı yok. Ama bu da şunu gösteriyor, bu mezar sahibi bayağı güçlü, kuvvetli ya da zengin biriymiş. Burada da yerler var. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Yukarıda da kaya mezarları var. Hem de birkaç tane. Bakın şurada iki tane. Burada iki tane var. Şurada da patikanın devamı, oklarla gönderilmiş. Oradan devam edip aşağı doğru da inebiliriz. Ama şu Nerenitler, yani Süperisi mozolesini nerede bulacağız? Onu bilmiyorum. Alttan gidelim istersen, yukarıdan hafif.